Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emrah Ateş. Bugün sizlere Amerika'daki yaşam giderlerim hakkında bilgi vermek istiyorum. Ben Amerika'nın Texas eyaletine bağlı Dallas şehrinde yaşıyorum. Eşimle birlikte size kendi yaşam giderlerim hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Ve ayrıca sevgili kardeşim, bekar olan, Houston'dan gelmiş olan Engin kardeşimiz hakkında İki farklı gider yapacağız arkadaşlar şu anda. Ben eşimle birlikte Dallas'ta yaşıyorum, tekrardan söylüyorum. Ve Engin ikiz kardeşiyle bekar olarak Houston'da yaşıyor arkadaşlar. Şimdi biz giderlerimizi karşılaştırarak acaba ne kadar bir giderimiz var, bunu sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Amerika'ya tek başına gelenler ile evli gelenler arasında, evli artı çocuklu gelenler arasında bir gider farkı var, bir yaşam farkı var. Aynı zamanda bu video bizim Texas'taki yaşam gideri hakkında genel bir video. Çünkü Dallas'ta durumlar biraz daha farklı, Houston'da biraz daha farklı. Engin yaklaşık 3 yıldır Houston'da yaşıyor. Şimdi bu videoyu çekmek için Houston'dan kalkıp Dallas'a yolculuk edeceğiz. Çok teşekkür ederim kendisine. Rica Engin abi, kısaca kendini tanıtır mısın? Ben Engin Ocakçıoğlu, 22 yaşındayım. Yaklaşık 2,5 yıl önce, 2016 Eylül ayında Green Card'la kardeşimle beraber buraya geldim. Yaklaşık 2,5 yılı geçti. Houston'da yaşıyorum. Emrah abiyle de Houston'dan tanışıyoruz. Evet. Emrah abi yazın geldi. Ben de Eylül ayında geldim. Çok bir fark yok. Aramızda 3 ay falan var. Ben de 9 Haziran'da geldim arkadaşlar Amerika'ya. Öyle burada beraber yaşıyoruz. Evet. Şimdi size Amerika'da evli ile bekar bir insanın yaşam gelenini karşılaştıracağız arkadaşlar. Evet Engin, hazırsak başlayalım. Evet abi. Engin, ev kirasını ne kadar ödüyorsun ya da ödüyorsunuz? Şimdi bizim tuttuğumuz ev 1+1 ve 1121 dolar kirası vardı. Fakat evet, bu kiranın içinde internet faturası dahildi. Evet. Ama bizim oturduğumuz semt biraz orada okul puanları yüksek olduğu için ortalamaya göre biraz yüksekti, sen biliyorsun abi. Evet arkadaşlar, önceden oturmuş olduğum apartman sitesinde yaşıyorlar. Hatta arkadaşlar, videosu var. Videosu var, bundan önceki videoda görmüşsünüzdür. Amerika'ya geldiğimde ilk yaşamış olduğum yer, kendim Dallas'a taşınmak zorunda kaldığım için Engin'i oraya devrettim. Apartman sitesi oldukça lüks ve konforlu. O yüzden de birazcık daha pahalı. Hani çevrede belki 900'e, 950'ye, 1000 dolara rahat bir ev bulup kafanızda soru işaretleri kalmaktansa aylık 100-150 dolar verip daha güvenilir, daha güvenli bir sitede yaşamanın daha mantıklı olduğunu düşündük. Ve ben de Engin'i oraya taşıdım. Evet, o yüzden biz kardeşimle ikiye bölüyoruz. Evet arkadaşlar. Ev kirası ve internet 560'a geliyor adam başı işte. Evet. Arkadaşlar, Engin kişi başı kendisi için konuşuyor, 560 dolar ev kirası ödüyor. Evet. Ben de eşimle birlikte yaşıyorum. O yüzden bu gideri bölemiyorum. 1193 dolar kira ödüyorum 1+1 eve. Yaklaşık olarak 70-75 metrekare bir şey. Evet Engin, suyu geçtik. Suyu... fatura. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Evin içerisinde su ve internet paketi dahil. Benim internet paketi sınırsız. Ayrıca 5000 tane kanal var. Hepsi birlikte 1193 dolar. Engin, senin elektrik ve su olayı nedir? Bizim su kullandığımız kadar geliyor. Her ay değişiyor ama ortalama 25-30 dolar geliyor. Onu da bölüştüğümüz zaman aylık 10 dolar, 20 dolara denk geliyor. Elektrik de 80 ile 100 arası geliyor ama biz evet, evde klimayı hiç kapatmıyoruz. Evde olmadığımız sürekli zaman açık bile klima sürekli açık, yani geldiğimizde soğuk olsun diye. Belki klimayı kapatsam bir 20-30 dolar daha düşebilir. Düşebilir. Evet. Onu da kapatıp açmak lazım ama. Yani 30-40 dolar elektrik geliyor. Bazen 50 dolar. Evet. Elektriği sana 40 dedik. 40 arkadaşlar dedik. Bana da Dallas'ta ortalama olarak önceden kış ayında ben de Engin'in yaptığı gibi sıcaklığı belli bir şekilde bir ayarlıyordum. Bir daha hiç dokunmuyordum. En fazla 165 geldiğini gördüm. En düşükte 45 geldiğini gördüm. Ve şu anda bunu ortalayarak size elektrik faturamın 85 dolar olduğunu söyleyebilirim. Engin, sana bunun için 40 dolar yazdık, tamam evet mı? Evet abi. Evet. Mutfak masrafı. Mutfak masrafı deyince akal sular durur. Engin, önce sen konuş. Tek başına yaşadığını düşünüyoruz. İki kişi değil de evet, bekar olarak. Ne düşünüyorsun? Yani haftalık 50 dolar gidiyor. Çünkü yiyeceğin şeyleri alıyorsun. Abur cuburunu alıyorsun. Dondurmanı alıyorsun. Cipsini alıyorsun. İşte meyveni alıyorsun derken haftalık 50 dolar gidiyor. Aylık 200 dolar diyebiliriz. Evet. Arkadaşlar, benim de mutfak masrafı ortalama aylık 600 dolar geliyor. Niye? Çünkü bazen restoran depota gidiyoruz, bazen Costco'ya gidiyoruz, bazen Walmart'a gidiyoruz, bazen HBO'ya gidiyoruz. Toptancılara girdiğimiz zaman, özellikle toptancılar ve Türk marketlerine girdiğimizde rahat bir 125 dolar gözden çıkarıyorum.
Bir de bölüyorum ama siz evli olduğunuz için evde çok yemek yapılıyor. Hani aynen öyle, ev yemeği yapılıyor. Hep ev yemeği yapılıyor ve Emrah abinin bir huyu var, sürekli organik kullanıyor. Aynen. Her şeyde organik alıyor, o da pahalı oluyor. Arkadaşlar örnek veriyorum, yani 3-4 dolara 1 pound et dururken ben gidip 12 dolara ne bileyim kuzu organik alıyorum. Ya da ne bileyim 1 dolara domates dururken ben gidip 3,5 dolarlık domates alıyorum. Her şeyi beğenmiyorum arkadaşlar. Yalnız bir de abi beni. O toplu alışveriş yapılan marketlerde biz Costco diye bir market var. Orada evet. Alıyoruz. Yani bir parça alıyorsun 10 dolar. Bir mecbur. Parça alıyorsun 15 dolar. Toplam 10 parça ürün alıyorsun. Kasada 100 dolar olarak çıkıyorsun. Ama 10 parça dediğim yani bir makarna alıyorsun. Evet. 6 paket. Ama birden. Bir kolye almak zorundasın aynen. Orada. Aynen. Yani toptancılardan girdiğin zaman böyle 10 parça alsan 100 dolarla çıkıyorsun. Arkadaşlar mesela tereyağı lazım. Tereyağı almaya gidiyorsunuz. Bir tane değil de 12 tane almak zorundasınız. Ya da ne bileyim örnek veriyorum 2 kilo bir tane zeytinyağı almak zorundasınız. Costco'ya girdiğin zaman en azından 2 tane almak zorundasınız ya da 4 tane. Mesela bir ketçap ya da mayonez lazım oluyor. İster istemez yanında bir tane de hardalı yapıştırı veriyorlar arada değil mi? Evet. İster istemez. Arkadaşlar 600 dolar ben mutfak masrafı için normal olduğunu düşünüyorum. Normal. Oldukça sıkı beslemeye çalışıyorum. Bunun da faturası bana birazcık yüksek oluyor. Arkadaşlar araç sigortasına gelecek olursak araç sigortası engin ben 150 dolar ödüyorum. Full coverage 2 kişi. 2017 model bir aracım var arkadaşlar, Toyota RAV4. Engin senin durumun nedir? Bedava. Benim durumum eğer ben tek başıma yaptırmaya kalkarsam sigortayı. Evet. Bekar olarak. Bekar olarak. 26 yaş ve altı olduğun için. 150 ve 200 dolar arası liability yani. Minimum stay arkadaşlar. Full coverage değil. Full coverage değil. Full coverage da onun farkı da şey oluyor. Full coverage her şeyi karşılıyor. Sen suçlu olsan bile kaza yaptığın zaman evet. Senin arabanı falan karşılıyor ve karşıladığı miktar daha yüksek oluyor. Ama minimum state'le eğer sigorta yaptırırsanız ve Allah göstermesiniz kaza yaparsanız. Ve suçluysanız. Evet. Vurduğunuz kişinin karşı tarafını 30 bin dolara kadar karşı. Değişiyor duruma göre. Benim arabanın full coverage şey coverage. Yok, yani full coverage 100 bin. Evet. State minimum 30 bine kadar. Mesela bir tane Camaro'yu ben pert etsem 30 evet. Bin dolar. Onu benim sigortam karşılar. Ama 30 bin doların üzerindeki bir arabayı pert etsem yani bitmiş oluyorum. Evet. Her iki tarafta bitmiş oluyor arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar araba sigortası yaptırırken en dikkat edilmesi gereken noktadan birisi de Allah göstermesiniz kaza yaparsan aracı geçtim, karşı taraftaki araca geçtim. Sizin ve karşı taraftaki aracın içindeki yolcuların sağlık durumu nedir? Bu çok önemli bakın. Bunu sağlık sigortasını ve araç sigortasını yaptırırken sormanız lazım. Benim bu sigortanın içerisine her iki tarafındaki karşıdaki ölü ve yaralıları karşılayacak düzeyde bir sağlık sigortası yapılmış durumda. Engin bu durumda senin bir bilgin var mı bilmiyorum. Hı hı. Şeyde de state minimum'da da var. 30 bin dolar karşı tarafın. Hastane masrafı. Araba masrafı. Evet. 100 bin dolar hastane masrafı. Aynen öyle. Ben de öyle. State minimum'da. Ben şu an 100 dolar ödüyorum araç sigortasına ama kardeşimle beraber aynı sigortanın içinde dahil olduğumuz için. Eğer ben tek başına kimse olmasaydı tek başına yaptırsaydım 150-200 dolar sadece en düşük. O da yaşınız küçük olduğu için arkadaşlar. Evet. 25 yaş mı 26 yaş mıydı? Hani yaş sınırı 25'in üstündeyken bekarken. Ondan emin değilim ama 25. Yani. Arkadaşlar sanıyorum 25 ve 26 yaşın altındaysanız ve bekarsanız burada bazı giderler çok daha fazla. Evet sigorta özellikle dair. Trafik olayları. Çünkü yani Amerikan hükümeti şöyle düşünmüş galiba. Bu adam 25 yaşın altında, bu adam genç. Bu adam ölüme meydan okuyor. Ama bence abi şöyle bir şey var. Şimdi yaşlı birisine göre aslında benim reflekslerim daha ve hızlı, dikkatim tabii. Daha yüksek. Ama sen de yani var ya böyle akıyorsun ya. Bam bam bam. Evet. Şimdi arkadaşlar benzine geçelim. Arkadaşlar benzin şu anda bizim buradaki benzin fiyatlarımız 2.61 dolar. Az önce gelirken gördüm. Ve benim araç 14.5 galon alıyor. Bunu da hesapladığımız zaman haftalık. Ben aylık 148 dolar arabaya benzin atıyorum. 148 dolar. Engin senin için durum nedir? Benim de hemen hemen öyle 150 falan gidiyor ama böyle izinli günde bir Galveston yaparsak, evet. Uzak bir yere gidersek, izinli günde işte bir Austin bir yerlere gidersek artabilir de düşebilir ama ortalama bir fiyat verirsek 148 yazabiliriz. Evet, sağlık Engin en önemli olan, ya en sevdiğim olay bu sağlık arkadaşlar. Sağlık Amerika'da var ya, en sağlık çok önemli konu. Arkadaşlar. Ben sağlık için eşim ve kendime full coverage. Her şey içerisinde böyle toplama bir paket. Her ay 441 dolar ödüyorum arkadaşlar. Geçelim sıradaki konuya arkadaşlar. En önemli konulardan birisi araç taksiti. Engin bu konuda şanslısın. Araç evet. Taksitin yok. Evet, ödemelerini tamamladın. Hı-hı. Engin'in kaç para almışsın arabanı?
Bizim araba 10 bin. Arkadaşlar Engin'in arabası 10 bin dolar. Benim arabamı zaten biliyorsunuz. Daha önceki videolarımı izlediyseniz eğer oradan görebilirsiniz. Ben her ay 389 dolar para ödüyorum. Bunu yaklaşık 6 yıl boyunca yani 72 ay ödemem gerekiyor. Ve sanıyorum 2023'te falan bitiyor Allah'ın izniyle inşallah. Şimdi gelelim cep telefonuna. Geçen hafta bu videoya ben bu konuya değindim aslında. Ben Vedat arkadaşımla birlikte aile planı yapıyorum. 4 tane sınırsız hat, 2 tane iPhone 8 Plus, 2 tane iPhone 8. Toplamda 4 tane hat, 4 tane telefon, 224 dolar ödüyorum. Bunun yarısını ben ödüyorum. Diğer yarısını Vedat arkadaşım ödüyor. Benim cep telefonu masrafım 112 dolar. Engin senin nedir? Benim de şöyle, biz 3 kişilik bir family planın içindeyiz. Yani 3 kişi aynı hat şirketinde beraber bir paketin içerisindeyiz. Ben de Samsung S8 almıştım 2 yıl önce. 30 dolar ona ödüyorum. 50 dolar da hattıma ödüyorum. Yani 80 dolar ödüyorum. Evet. Ama sınırsız. Eğer biz 3 kişi olmasaydık, ben tek başına girseydim 65 dolar falan da T-Mobile'dayım ben. Hı hı. Ama bir de şey var abi. Sanırım AT&T veya Verizon'da prepaid diye bir şey var. Evet. Onu kontörlü. Evet. Dolar. Hı hı. Yani kontörlü gibi. Önce ödüyorsun, sonra kullanıyorsun. Geçiyoruz şimdi Tollway'a. Arkadaşlar Amerika'da Tollway çok önemli. Amerika'da birçok yerde Tollway kullanıyor. Tollway demek paralı yollar. Paralı otoban. Yani ücretsiz bir yoldan ışıklara 50 kere takılıp 40 dakikada eve varmak var. Diğer taraftan Tollway kullanıp paralı yollardan 18 dakikada eve varmak var. Yani vakit nakittir. Evet, ben bunun için Tollway'e 2 haftada bir 40 dolar ödüyorum arkadaşlar. Ortalama ayda 80 dolar yapıyor. Ben kullanmıyorum Tollway. Ben yani kullanmak arada bir. Şimdi sırada ev sigortası var. Ev sigortası için ne kadar ödüyorsun? Ben 20 dolar diyorum. Full coverage. Eviniz Allah göstermesin yanarsa, kül olursa. Hırsızlığa da karşı. Arkadaşlar bu arada bu ev apartman sitesi evi. Normal house değil arkadaşlar. Villa tarzı değil. Villa tarzı onların sigortası daha yüksek. Ben 1+1 apartmanda kalıyorum. Ve aylık 21 dolar sigorta diyorum. 100 bin dolara kadar limitim var benim. Coverage'ım var. Senin Engin nedir? Ben de 20 dolar ödüyorum. Hırsızlık, öyle yangın vesaire. Apartman eşyalarını sigortalıyor işte. Şimdi bunları bir hesaplayalım. Genel toplanma. Evet. Şimdi tamam. Engin, telefonu açar mısın? Evet. Arkadaşlar öncelikli olarak tek başına da gelecekseniz eğer Amerika'da yaşam gelirinizi söylüyorum. Bekarsanız. Bekarsanız tek bir kişi için, bakın bayan ya da erkek. Ev kirası 560. Bu fiyata evet. House değil de arkadaşlar. House'un apartman ya da house'un bir odasında kiralayabilirsiniz. 560'a rahatlıkla kiralayabilirsiniz evet. Texas'ta. Aslında 350, bizim 400. Oturduğumuz bölge iyi bir bölge. Hani ortalama bir bölgede kişi başı 400'e de bir bekar bir insan oturabilir. Yani benim bu toplam hesaplayacağımız giderden 150-200 dolar daha düşebilirsiniz. Aynen arkadaşlar, benim Dallas'ta yaşayan arkadaşlarım var. Tek başına 300 ila 500. Senin bu bölge de öyle abi. Aynen. Burası şey, pahalı bir bölge. Burası pahalı bir bölge ama house tutan arkadaşlar oluyor. Kocaman mesela 5 yatak odalı bir tane evin bir odasını kiralıyor. 400 dolar elektrik, su, internet içinde oluyor. Çok mantıklı bence. Şimdi 560 dolar senin ev giderin. Evet. Su 15 dedik. Evet abi. Elektriği 40 dedik. Evet, mutfak abi. Masrafı 200. 100. Araç sigortası 100. Ev sigortası 20. 20, özür dilerim, evet. 20. Yeme içme onu zaten, mutfak masrafı. Benzin 148 dolar. 4 evet. Haftalık. Sağlık Engin'in 0. Sıfır. Araç taksiti yok. Evet. Cep telefonu 80 dolar. Tollway yok. Arkadaşlar 1163 dolar Engin'in bir aylık yaşam gideri var. 1163. Siz eğer dilerseniz biraz daha aşağı çekip 1000 dolarla bitirebilirsiniz herhalde. Evet. Evde mesela ben 560 ödüyorum. Biraz daha 400 dolarlık kiralı bir odaya çıkarsanız evet. Düşürebilirsiniz yani, ama mesela bunlar böyle temel masrafları hesapladık biz. Ben mesela izinli gününde dışarı çıkıyorum. İşte sinemaya gidiyoruz. Kalkışına gidiyor, sinemaya gidiyor. Bowling oynuyoruz birlikte arkadaşlar. İşte bara gidiyorsun, sağa sola gidiyorsun. Ama temel olarak baktığın zaman 1163 dolar benim giderim var sabit. Evet. Benimkine geçelim mi? Geçelim. Şimdi benimkine geçiyoruz arkadaşlar. Emre Ateş'in aylık yaşam gideri ne kadarmış? Birlikte öğreniyoruz. Ben de size yemin ediyorum bu zamana kadar hiç hesaplamadım. Hiç merak etmedim. Evet. Birkaç tane arkadaşlar bana birkaç tane arkadaşlar yorum geldi. Dediler ki senin yaşam giderini merak ediyoruz. Ben de çok merak ettim. Arkadaşlar ev için 1193 dolar ödüyoruz dedim.
Sadece benim yani toplam giderlerim kadar sen sadece evet. Kira verirsin. Arkadaşlar ama. Ev gideri 1193 ama bunun içerisinde su ve internet dahil sınırsız olarak kullanıyorum, bunu daha önce söyledim. Elektrik gideri ortalama 85 ödüyorum. Hı-hı. Mutfak masrafım 600 dolar. Araç sigortası full coverage 2 kişi 150 dolar. Evet. Ev sigortasına 21 dolar ödüyorum. Hı-hı. Benzin 148 dolar. Kişisel şahsi giderim bu benim. Sağlık 441 dolar ödüyorum her ay. Hastaneye hiç uğramıyorum. Araç taksitim 389 dolar. Hı-hı. Cep telefonu giderim 112 dolar. Ve tollway yani paralı yollardan geçiş 80 dolar. Toplamda arkadaşlar 3219. Bakın arkadaşlar 3219 artı evli olduğum için bazen eşim sıkılmasın diye birlikte ne bileyim bowling oynamaya gidiyoruz. Dışarıda restoranlara gidip yemek yiyoruz. Farklı kültürde deniyoruz. Bazen Çin mutfağı, bazen daha uzak doğu. Bugün hep beraber gittik. Evet, bugün hep beraber arkadaşlar bir tane hangi mutfakta o? Mediterranean. Zeytinyağı bir tane restoranta gittik arkadaşlar. Orada farklı şeyler denedik, farklı kültürde denedik. Amerika'ya bu yüzden geldik. Hani şu yaşantımı eğer Türkiye'de yaşıyor olsaydım buraya gelmem bir mantığı olmayacaktı. Madem ben buraya geldim, yaşadığım bu anı, bu yaşı gerçekten yaşamak istiyorum daha arkadaşlar. Hani birkaç hafta önce de şey gittin abi. Birkaç hafta önce San Diego'ya gittim arkadaşlar. Los Angeles'a gittim. Orada gezdim tozdum. Bunlar ekstra giderler. Bakın bunu hiç saymıyorum. Sinemaya gidiyorum. Bowling oynamaya gidiyorum. Bilardo oynamaya gidiyorum. Sosyal aktivitelerim var. Bazen Austin'a gidiyorum arkadaşlar gezmeye. Kürek çekmeye gidiyoruz. Bazen araba kiralayıp işte Texas sınırları içerisinde dolanıyorum. Bir gün iki gün. Bazen kamp yapmaya gidiyoruz. Bunlar ekstra giderler. Bunlar yani bizim hiç burada hesapladıklarımız genel sadece en temel masraflar. Yani mesela green card kazandınız, bekarsınız, benim gibisiniz. Aylık işte 1000-1100 o civarda oluyor. Evliyseniz eğer ve böyle araba aldıysanız. Evet. 3219 yaptı. Evet. Aylık giderleri minimum 3219 olarak arkadaşlar. Eğlence bakın bu hariç. Bilmiyorum. Eğlence hariç. Evet. İzinli günlerinde yaptığın aktiviteler. Ya da çok özel bir durum olur. Türkiye'ye gitmeniz gerekebilir. Buradaki bu giderleri ödeyip ekstra olarak Türkiye'ye uçak bileti ya da masraf, çok harçlık, ne bileyim giderken yanımıza bir şeyler götürme, hediye falan filan, bunları hiç hesaba katmıyorum. Ya da Texas'ın dışına çıkıp başka yerlere gezip tozma hesaba katmıyorum. Bir de işin kötü yanı abi şöyle, yani mesela bir aylığına Türkiye'ye gidiyorsun ama sen bu 3200'ü yani 2500'ü ödüyor herhalde. Kiranı, işte telefon faturanı, arabanın faturasını, evet, her halükarda ödemen lazım. Arkadaşlar şimdi karı koca olarak geldiğinizde siz de ya biz de Emre Ateş gibi 3219 dolar ödemek zorunda kalır mıyız? Bu kadar parayı nasıl kazanabiliriz diye düşünmeyin. Sağlık ve araç taksidi. Arkadaşlar burada olmaz. Evet. Engin'in söylediği gibi sağlığı yapmazsanız inşallah araç taksidiniz olmaz. 5-6 bin dolar, 7 bin dolar bir tane araba alırsınız. Zaten buradan kafadan bir neredeyse 830 dolar kırdınız arkadaşlar buradan. Çıkalım abi. İsterseniz bunu çıkalım. Yani normal bir insan giderini düşünelim. Şöyle en baştan gelelim istersen Engin. Arkadaşlar ev 1000 dolara ev bulabilirsiniz Dallas'ta rahatlıkla. Şöyle girelim Engin baştan, 1000 dolar yazalım. Tamam, 1000 dolar. Suyu içinde olacak arkadaşlar, muhtemelen su hep içinde oluyor. Hı-hı. Su fotosundan burada korkmayın arkadaşlar. Hani suyu böyle günlerce açık bırakmayın. Musluğu haşır haşır doldurmayın. Kana kana su içmesinler. Ama su fotosu burada çok evet, yüksek geçmiyor. 20-30 anca. Yani ben Houston'da yani en fazla ödediğim su fotosu 38 dolar. O da Haziran-Temmuz aylarında. Evet. Onun dışında arkadaşlar elektriği 80 diyelim 80. Evet. Araç sigortası eğer arabanız düşükse, yaşınız 26'dan fazlaysa ödeyeceğiniz maksimum 80-90 dolar liability diyelim. Mutfak masrafı diyelim. Ben arkadaşlar aylık 600 dolar diyorum ama siz 300 liraya bu olayı bitirebilirsiniz. 300 yazalım oraya Engin. Ev sigortası ben 21 ödüyorum ama araştırırsanız eğer 9, 12, 13 dolar ev sigortası yapan firmalar var. Ya oraya 12 diyelim. Yapsınlar. 12 dolar yazalım ona. Arkadaşlar benzin yine 150 yazalım. Benzin benzindir. Sağlık sigortası yapmadınız. Araç taksitiniz yok. Arabayı cash parayla aldınız inşallah. Cep telefonunuz yine bunu da biz 112 diyelim. İki kişi karı koca geldiğinizi düşünüyoruz. Evet. Tollway'de de kullanmayan arkadaşlar sadece ışıkla da biraz daha fazla bekleyeceksiniz. Yeni gelen bir tane karı koca. Araba sigortasında ne demiştik abi? Araba sigortası için 80 dedik. 80.
Arkadaşlar, 1734 çıkıyor. Şu söylediklerimi yaparak 1734 dolara Amerika'da ayakta kalabilirsiniz. Siz bunu şimdi, siz yabancı değilsiniz. 250 daha verelim ekstra. Evet. Aylık 2000 dolar gibi bir masrafla. Bir de şimdi biz burada eklemeyi unuttuk abi. Hani aylık kuaför giderin oluyor. Evet. Şampuanın ıvırın zıvırın bitiyor. Banyo. Temizlik malzemeleri temizlik tabii ki. Temizlik malzemelerin, evin temizlik malzemesi, işte çöp poşetidir. Kesinlikle. Odur budur. Yani bu fiyatlar aylık 50 dolar, 100 dolar. Buna sürpriz arkadaşlar arada. Hele bir de zaten karı koca yeni geldiyseniz eşya masrafı en büyük masraf. Benim gibi geldiyseniz bir şişme yatak bile size yetebilir. Engin ayrıca şişme yataklar arkadaşlar. Bu adam şişme yatağını uzmanı oldu. 8 ay yaptım. Bir şişme yatağı böyle dokunduğunda hangisinin daha kaliteli, hangisinin daha rahat olur. Hemen anlayabiliyor. Ben anlayamıyorum o kadar. 8 ay. Evet arkadaşlar, Engin söyleyeceğim bir şey var mı bu konuda? Evet, şey söylemek ister misin? Evet, Houston abi. İle Dallas arasında yaşam farkları arasında bir şeyler söylemek ister misin? Houston ile Dallas arasında gider olarak bir fark yok, aynı. Gelir evet. Olarak fark var. Dallas'taki gelirler daha yüksek. Yani burada In-N-Out Burger diye bir yer var. Güzel bir burgerci arkadaşlar. McDonald's gibi bir yer. Zincir böyle şube. Ama daha kaliteli bir burger. Tabii ki de daha kaliteli. McDonald's'ta arkadaşlar bir burger 1 dolar, orada 3,5 dolar falan. Ama aldığın ücret bakımından McDonald's verir belki 7.25. 7.25 veriyor arkadaşlar McDonald's ve Burger King. 1 saatlik 7.25. 7.25. In-N-Out ne veriyordu abi, 12 mi? 12.25 veriyor arkadaşlar. Yani Dallas'taki gelirler Houston'a göre daha yüksek. Aynı şekilde Whataburger var arkadaşlar. Çok fazla İngilizce olmadan çalışabileceğiniz bir yer. Orası da Dallas'ta 11 dolar verirken Houston'da 8-9 dolar veriyor. Bunlar bizler için önemli ayrıntılar. Bakın her videoda dikkat etmeseniz ufak tefek mağaza bilebilirim. Valet Parking. Evet arkadaşlar, mesela Houston'da sen çalıştın mı valet işinde? Valet. Çalıştım. Vale. Arkadaşlar adam vale yapıyor. Bahset istersen. Ben vale işi yapmıştım part time olarak. Şeylerde böyle gece kulüplerinin önünde araba park ediyoruz işte. Orada mesela saatlik 12 dolar veriyorlardı. Evet. Burada saatlik 15-17 falan. Arkadaşlar burada da 13 artı tiple birlikte en fazla 18'lik görebiliyorsunuz Dallas'ta. Yani size şunu söylemek istiyorum. Bazen diyorsunuz ya, Dallas mı daha iyi Houston mı? Evet. Houston'da 1000 dolara bulduğunuz evi Dallas'ta buluyorsanız eğer, Houston'a gitmenizin çok fazla bir mantığı yok. Çünkü çok fazla göçmen var. Yani siz benim mesleğim şudur, benim mesleğim budur, 12 dolar çalışmam diyorsunuz. Ama emin olun hemen arkanızdan biriniz seni 10 dolara şak diye kapabiliyor. Rekabet çok yani. Şey çok gibi, fazla göçmen hani var. Türkiye'deki nasıl arttı, Suriyeliler arttı, kiralar arttı, işte işlerdeki ödenen ücretler düştü. Houston'da da öyle yani. 12 dolara sen Valet Park'ı beğenmezsin ama Meksikalı gelir yapar, kapar işi. Elinde. Evet. Kapatıyor Engin. Kapatalım abi. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu ve bu markoyu beğendiyseniz lütfen videoya like atıp kanalımıza henüz abone değilseniz abone olun. Ve Engin'in yeni videolarına haber olun arkadaşlar. Videomuza ve Luca'ya ve Marco'ya ve Engin'e zaman ayırdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Marco'dan selamlar.